tutumunu yalnızca kendilerinin verdiğimiz mücadeleye bakış açılarıyla ilgili değil, aynı zamanda müttefikleriyle ilişkileri de önemli rol oynamıştır. Çünkü biliyoruz ki ittifaklar menfaat birliktelikleridir. Bu bittiği zaman kaçınılmaz olarak çıkar çatışmaları yaşanacaktır. Bunu İtalya ile müttefikleri olan İngiltere, Fransa ve özellikle Yunanistan bakımından yaşadıklarını görüyoruz Paris Barış Konferansı'nda. İtalya için önemli olan biraz önce belirttiğim hedeflere ulaşabilmekti. Hedef coğrafya gizli anlaşmalarla vaat edilmiş topraklar haline gelmişti. O coğrafyaya yerleşmesi gerekiyordu. Ama bunun için de öncelikle müttefiklerini ikna etmesi, tekrar ikna etmesi söz konusu olmuştur. Oysa savaş bitip müttefikler kazandığı için İngiltere bakımından Orta Doğu bölgesine verilecek şekilde İtalyanların birazcık geriletilmesi söz konusuydu. Yani evet vaatte bulunuldu ama yani diplomaside bir takım yorum farklarına gitmek çok kolay. Söyledikleri şu, biz size vaat ettik ama bu Londra ve Saint-Germain-de-Maurienne ile bu anlaşmalar Rusya tarafından onaylanmadı. Rusya savaştan çekildiği için. Bu kozu kullanınca Paris Barış Konferansı'nda üvey evlat muamelesi görünce İtalya, İzmir'inde hızla Yunanistan'a gitmekte olduğunu anlayınca müttefiklerinden bağımsız bir Türkiye politikası geliştirmiştir. Emrivakiler yapmıştır, kendi başına hareket etmiştir. Antalya ile 28 Mart 1919'da Antalya ile başlayan bir işgal süreci söz konusudur Batı Anadolu bölgesinde. Konya'ya asker göndermeleri gibi. Paris Barış Konferansı'ndaki gelişmelere paralel olarak 6 Mayıs'ta konferans İzmir'in Yunanlılara verilmesini kararlaştırınca İtalyanlar da hem buna olan öfkelerinden hem de Yunanların genişleme bölgelerine sınır koymak için 11 Mayıs'tan itibaren yeni bir işgal furyası başlattılar. Menteşe ve 14 Mayıs'a kadar Selçuk'a kadar olan bölgeyi işgal ederler. Anadolu'da fiili bir durum yaratırlar. Sonraki dönemde İtalyanlar müttefikleriyle ilişkilerini yine devam ettirmişlerdir. Ama esas olarak Anadolu'daki var olan fiili durumu görmez durumda kalmışlardır. Bunun için de ki İtalyanlar mesela Trablusgarp politikasından farklı olarak burada daha başka yöntemler geliştirmiştir. Bu yöntemde dönemin kaynaklarında hululi müslihane olarak geçer. Yani insanların gönüllerini, kalplerini kazanma siyasetidir. İşte insanlara bir takım sağlık hizmetleri vermek işgal bölgelerinde. Onlara, Yunanlara karşı bir güvence vermek. Göçmenleri, muhacirleri kendi işgal bölgelerine almak gibi insanları kendi yanlarına çekecek seyahat edebilmeleri için himaye vesikaları vermek, bazı önde gelen aydın siyasetçi, devlet adamlarına İtalyan pasaportu dağıtmak gibi bir İtalyan himayesi havası yaratmaya çalışmıştır. İtalya bakımından burada önemli olan hedef coğrafyadaki varlığını Ankara hükümetine kabul ettirmektir. Daha önceki gizli anlaşmalarla müttefiklere kabul ettirilen, aynı zamanda Sevr'le birlikte imzalanan üçlü anlaşmayla uluslararası bir nitelik kazanan Güneybatı Anadolu'daki İtalyan varlığının meşruiyet ve yasallık kazanabilmesi için İtalyanlar Ankara hükümetiyle de iyi ilişkiler kurmaya çalışmışlardır. Ankara hükümetinin ilk temsilciliğinin Roma'da açılmasına sıcak bakmışlardır. İşgaller altındaki Kuşadası ve Antalya limanlarının Kemalistlerle Avrupa arasındaki ilişkilerde, silah ticaretinde bir yol olarak kullanılmasına ses çıkarmamışlardır. Bütün çabaları bu fiili durumun resmi bir anlaşmayla kabulünün sağlanmasıdır. Ankara hükümetinin tavrını, Atatürk'ün, Mustafa Kemal Paşa'nın tavrını ise bir cümleyle özetlemek gerekirse, İtalyanlar, ki bu İtalyanlar da teoride düşman, düşman, fiiliyatta, pratikte ise dost pozisyondadır. Teoride düşmandan kastım şu, misak-ı milli sınırlara ulaşmak için savaşılıyor. Bu coğrafyanın geniş bir kısmı işgali altında, önemli bir kesimini de İtalyanlar işgal etmişler. Dolayısıyla İtalyanlar düşman.
Ama fiiliyatta baktığımız zaman İtalyanların, Yunanlardan, Fransızlardan ve İngilizlerden farklı bir rol üstlendiklerini görüyoruz. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa bakımından İtalyanların Anadolu'daki varlıkları kabul edilemez ama bir süre katlanılabilir olarak görmüştür. Ve Mustafa Kemal Paşa İtalyanlara karşı güneyde doğrudan bir cephe açmaya açmayı gerekli bulmamıştır. Sebebi de şudur, kendi ifadesiyle söylüyorum. Aydın bölgesinde, Aydın vilayetinde Yunanlılara karşı verilecek mücadelenin İtalyanlar üzerinde de caydırıcı olacağı ve İtalyanların ülkemizi terk etmesi gibi bir sonucu doğuracağını öngörüyor Mustafa Kemal Paşa ve aynen bu şekilde de gelişiyor. Antalya'dan başlayan işgaller Antalya'ya da tahliyeye dönüşmüş 1921'de. 1922'de de Söke, Kuşadası gibi diğer İtalyan işgal bölgeleri terk edilmiştir.